spor ve kültür arasındaki ilişki. Dolayısıyla bazen böyle spor insanları tarafından Türkiye'deki spor kültürünün çarpıklığı ile ilgili açıklama yaparken şunu duyabilirsiniz. Türkiye'de spor kültürü yok. Halbuki bu yanlış bir ifadedir. Spor yapılan her yerde spor kültürü vardır. Çünkü kültür az önce söylediğim gibi insanların yapıp ettiği her şeyi kapsar. Yani düşünce, eylem, sporla ilgili. Bir yerde spor varsa orada spor kültürü vardır. Ama bu spor kültürü istenilen spor kültürü olabilir, istenilmeyen spor kültürü olabilir, çarpık spor kültürü olabilir. O ayrı. Yoksa Tamam, hallettim abi. Türkiye'de de bir spor kültürü var. İtalya'da da bir spor kültürü var. Amerika'da da bir spor kültürü var. Japonya'da da bir spor kültürü var. Dolayısıyla Türkiye'de spor kültürü yok demek yanlış olur. Spor kültürüyle ilgili olarak da şunu da ifade etmek istiyorum. Spor yapan insan varlık olarak biyo, psiko, sosyal bir bütünlük gösterir. Yani sporcunun biyolojik yapısı var. Fiziksel kas iskelet sistemi gibi. Psikolojik, zihinsel, mental yapısı var. Bir de sosyal yapısı var. Çünkü sporun yapan insanın bir sosyal çevresi var. Antrenör grubuna oluşan, takım spor yapıyorsa takım arkadaşlarına oluşan. Dolayısıyla spor insanını, sporcular başta olmak üzere spor insanı sadece fiziksel olarak veya zihinsel yanını ele almak eksiklik olur. Sonuçta spor insanı robot değildir. Kendi duygu ve düşünceleri var. Etrafındaki insanların duygu ve düşünceleri var. Bunların kendi arasındaki etkileşimi var. O zaman toplumsal bir olgu olarak ve özel bir kültür olarak sporu ele almak lazım. Bu bağlamda bir kültür olarak spor beden kültürüyle başlar, olimpik kültürle devam eder. Yani olimpik kültür, olimpizm, olimpiyatlar spor kültürünün zirvesidir. Spor yapar insan hem bu kültürü yani spor kültürünü oluşturur hem de bu kültür tarafından şekillendirilir. Yani şöyle bir örnek vereyim yine futboldan. Profesyonel futbolcular özellikle yabancı profesyonel futbolcular Türkiye'de futbol oynarken geldikleri gelişmiş ülkelerdeki spor kültüründen farklı şekilde davranabilirler. Yani onlar da zeki insanlar. Bir ay, 2 ay içerisinde Türkiye'deki futbol kültürünü çözümleyip ona göre tavır sergilerler. Yani antrenmanlarda ciddiyetsizlik varsa onlar da ciddiyetsiz davranır. Maçın içinde hakeme itiraz ediliyorsa onlar da maçın içinde hakeme itiraz ederler. Süper Lig'de görüyorsunuz bunları. Dolayısıyla kültür spor insanını şekillendiriyor. Yani onun için Türkiye'deki spor kültürü de neden yabancılar bu şekilde davranıyor derseniz böyle bir cevapla bu olayı anlatabiliriz. Fakat aynı şekilde davranan bir yabancı yani Türkiye'de sürekli hakeme itiraz eden, hakemi etkileme çalışan bir yabancı Avrupa maçlarında hiçbir şekilde hakemle diyalog içine veya hakemi böyle sert bir şekilde yönlendirecek diyalog içine girmiyor. Bu kültürden kaynaklanıyor. Dolayısıyla kültürün performans ile bağlantılı olarak dört belirleyicisi olduğunu da söyleyebiliriz. Zihinsel beceriler, fiziksel beceriler, taktiksel beceriler, bir de kondisyon beceriler. Bu beceriler kültürle bağlantılı olarak gelişir. Mesela işte mental antrenman diyoruz, mental destek diyoruz. Türkiye'deki spor kültüründe bu mental antrenman çalışmaları tam olarak oturmamıştır. Türkiye'deki spor kültüründe bunun bir karşılığı net olarak yoktur. Ama Amerika'da vardır. Amerika'da bir şeydir, sektördür bu yani. Mental destek veren mental koçların enstitüleri var, çalışma yerleri var. Dolayısıyla işte bu şekilde kültürler eksiklik olduğu zaman sporcuların, antrenörlerin ve başkan yöneticilerin zihinsel anlamda spor anlayışı, spor bakışları eksik kalabiliyor. Eksik kaldığı zaman da bu davranış bozukluğu olarak da yansıya bilmektedir. Kültürle ilgili olarak da